Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere fırında tavuk türlü yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler tavuk göğüs eti, taze fasulye, kabak, patlıcan, charleston biber, soğan, havuç, domates. Arkadaşlar önce havuçlarımızı tencereye atıyoruz ve sotalıyoruz. Havuçlarımız şu anda sotelendi. Sonra soğanımızı ilave ediyoruz. Sotelemeye devam ediyoruz. Havuç ve soğanlar sotelendikten sonra taze fasulyeyi ilave ediyoruz. Evet, onu da beraber soteleyeceğiz. Taze fasulyeyi isterseniz kızartıp tepsiye de serebilirsiniz ama bu yol daha kolay bence yani. Bence taze fasulyeyi de tencerede soteleyin. Evet, şu anda patatesler kızardı. Patlıcanlar da kızardı. Patatesin üstüne patlıcanlarımızı serdik. Kabaklarımız kızarıyor. Patlıcanlarımız kızardı, patateslerimiz kızardı. Bunları harmanladık hepsini tepsiye. Ama siz bunu çiğden de yapabilirsiniz. Yani önce tavukları kavurup sonra üzerine işte soğanını atıp sonra fasulyesini atıp sırasıyla patatesini atıp kabağını atıp en üstte de patlıcan atıp buharda da pişirebilirsiniz ama biz farklı bir yöntemle yapıyoruz. Bunu fırında yapıyoruz. Yani şu anda kızarıyor, kabaklarımız kızarıyor. Patlıcanlarımız, patateslerimiz kızardı. Daha sonra üzerine az önce göstermiş olduğum havuç, sotelemiş olduğumuz havuçları, soğanları ve fasulyeleri ilave edeceğiz. Tabii tavuk etini de kavurduktan sonra bunları sırasıyla size göstereceğiz. Patateslerimiz sotelendi. Soğanlar sotelendi. Pişti şu anda. Üzerine tavuk etimizi ilave ediyoruz şu anda. Evet. Şu anda tavuk etlerimizi soteliyoruz. ...15-20 dakika buharda tavuklarımızı soteledikten sonra üzerine baharatlarını vereceğiz, tuzunu vereceğiz. Ondan sonra tepsilerimiz üzerine bu karşımı sereceğiz. Evet arkadaşlar, etimiz pişti. Üzerine çok az bir sıcak su ilave ediyoruz. Evet, 5-10 dakikada böyle kaynadıktan sonra tepsilerimizi üzerine çıkarmaya başlayacağız. Sırasıyla yemeğimizin tuzunu atıyoruz. Pul biber atıyoruz. Yani size söylemeyi unuttum. Bu yaptığımız yemek 250 kişilik. Ona göre yani belki size fazla gibi gelecek tuzumuz ama değil, normal yani. Evet, nanemizi atıyoruz. Kimyonumuzu atıyoruz. Kekiğimizi atıyoruz. Biraz da karabiber atıyoruz. Ve karıştırıyoruz. Artık tavuğumuz pişti, hazır. Şu anda bunları tepsinin üzerine sereceğiz. Üzerine domates biberi verdikten sonra 175 derece 1,5 saat pişirdikten sonra servise hazır hale gelecek. Evet. Şimdi etlerimizi tepsinin üzerine seriyoruz.
Evet arkadaşlar, şimdi sırasıyla biber seriyoruz. Sonra domates seriyoruz. Yemeklerimiz fırına atılmaya hazır. Üzerine domatesini de biberini de verdik. Şimdi yemeklerimizi fırına atacağız. Önceden ısıtılmış 175 derece fırınımıza yemeklerimizi attık. Artık ortalama 1,5 saat falan fırında pişecek. 1,5 saat sonra fırında piştikten sonra yemeğimiz servise hazır hale gelecek.